Hacker, emekli hacker. Emekli hacker, şey değil mi? Ee, siber güvenlik uzmanı, öyle. Nasıl? Şimdi, şöyle söyleyeyim hocam. Bizim ilk başta çok hızlıca şeyini söyleyebilirim. Hani başladığım dönem itibariyle ben bu işi 15 senedir profesyonel olarak yapıyorum. Profesyonel olmadan önce de 25-26 sene oldu. Benim yaş 41 bu arada. Evet. Ondan sonra, bir hafta sonra 41 olacak. Eee... Şu anda da şeydeyim işte, yurt dışında yaşıyorum. O yüzden hani değişik sorulara da cevap verebilirim diye düşünüyorum. Ondan zaten geldim. Çok... Dünyanın en değerli e, eseti şu anda şey, veri baktığın zaman. E, petrolden bile kıymetli. E bunu koruyan adam bir şekilde korunması gerekiyor. O yüzden bayağı rayiçi yüksek bir iş, öyle diyebiliriz. Önemli bir iş. Nasıl olursun? Ben işletme mezunuyum. İlla bu işin okulundan mezun olmana gerek yok. Önemli olan kendini geliştirmek. Bugün de elimizde internet var, her türlü ortam var, bilgi, Türkçe veya yabancı dillerde çok kolay elde edilebilen bir e, ortam var. O yüzden gidip bunları çok rahatlıkla öğrenebiliyorsun. Hiçbir problem yok yani. Evet. Ee, şey, yazılım konusunda kendisini ne kadar geliştirmesi gerekiyor bir insanın? konulara vakıf olması için biraz da ondan bahsed. Okey, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle güvenliğin hangi aşamasında? Bir güvenliğin birçok şeyi var hocam. Yani e, adımı var. Bir tanesi var, hardware'ı e, var. Network, aynen yani network, network güvenliği de olabilir, evet. sistem güvenliği olabilir, yazılım güvenliği olabilir vesaire. Pen tester olabilir bir insan veya gider auditor olur vesaire vesaire. Ben sistem ve network pen pentesterluğu yaptım. Ondan sonra e, şimdi de mimarlık yapıyorum. Hı -hı. Yani Sistemin bütünlüğün A'dan Z'ye güvenliğini yapıyorum. Bütün müşteriler için gidiyorum. Ee, tüm sistemlerinin A'dan Z'ye güvenli mimariye sahip olmasını sağlıyorum. Ben programcılığın PS'ini bile kullanmadım bu işi yaparken. Sıfır. Ama pen tester olacaksa bir adam, ki onu da yaptım bundan 10 sene önce. O zaman hayvan gibi programlama kullanıyordum. Çok met yani. Evet. O zaman çok ihtiyacım var. Ama şu an ama bu, yok, yok bugün ihtiyacım yok yani. Okey. Benim kanalı sağlı bu arada elleme de. Elleyenin ee... <laughs> elleyen, elleyen için düzeltmede yardımcı olayım ben sana. Hayvan. <laughs> 12 yaşında adam bak Microsoft'ta çalışıyor. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Evet. Ya aynen 12 12. <gülüyor> <gülüyor> evet. Seni takip ediyoruz 12, 13 ya ayı dürüst olalım şimdi 13. 13, 13 tamam. Yalan söylemediğin <laughs> evet. için teşekkür ederiz. Abi Flemenkçe ee... öğrendin mi Hollanda'da bu arada merak ettim. Danimarka'da yaşadığım için Danji öğrendim abi, Hollanda'da yaşasam öğrenirdim. Pardon Danimarka şey. dedin değil mi? Özür dilerim. abi yapma ya yapma Karıştırdım. ya. Karıştırdım. <laughs> Hollanda diye kaldı aklımda. <laughs> eyvallah eyvallah. Şimdi, abi MSN patlattın mı vaktinde? Bak e, demin arkada muhabbette de aynı şeyi söyledim. Ben e, birçok üniversitede sunumlar yaptım Türkiye'de yaşarken e, 10-15 bin farklı insana sunum yapma fırsatım oldu. Bunların hepsinde de böyle bir tanesi en popüleri şeydi. Anne ben hacker olacağım diye bir sunum yapıyordum. Orada ilk çıktığımda sorduğun şey vardı. Hacker olmanın birinci kuralı ne sizce falan diye. Herkes sallıyor işte. Sistemi bilmek, şunu yapmak bunu. Yok abi diyorum. Birinci kural şu. Bir kız arkadaşın olacak ve terk edileceksin. <laughs> bu kadar basit. Oo, bu, iş abi. Bu. Bu. <gülüyor> 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 bu iş bu ne gidiyor bu. Bu iş böyle başlar abi. MSN hack bilmem ne falan diye geldikleri zaman bizim zamanımız hani 95 96 yıllarında falan geldikleri zaman MSN hack diye geliyorlardı. Doğru söylüyorsun. O zaman da ben adama şunu soruyordum. Hocam dedim. MSN dediğin şey Microsoft Network. Sen onu nasıl hacklemekten bahsediyorsun? Mümkün diye bir şeyse, Sen insanı hacklersin. Bugün hala aynı, aynı mantık, aynı principle, aynen devam ediyor abi. Evet, anladım. Süper ya. School Bus kullandın mı? Hohohohoho, <laughs> sence? Abi Bu ben sorulur mu? ben bile kullandıysam ben bile kullandıysam bus, sen kullanmışsın. Herkes abi ben hatta modifiye ettim onun source kodunu. Ondan sonra CD, yi, CD yi açıp kapama hikayesi için kullanıyorduk ya. Evet. Onu ses kartına bağlayıp ses kartını yakıyordum. Aa ne güzelmiş lan. Onu biz yapmıyorduk. Ee, AV AV uh, Sound Blaster AV 64'ler, AV 32'ler vardı o dönem Evet, hatırlarsın. Eskiden ses kartsız makine o... yoktu. Aynen. Onlarda işte şey yapıyorduk. ISA ISA yoktu o zaman. Şey üzerinden patlatıyorduk. PCI bas yoktu pardon. ISA vardı. ISA'dan patlatıyorduk. Vay be. Yeah. Evet, i̇şte. e, var Onun mı Başka, chat var mı böyle <laughs> adam zor bulursunuz yani. Güzel yani güzel topik. Bu arada şey hani yeni geldi sorulardan önce şeyi söyleyeyim soruları olursa insanların Instagram, Twitter hepsi Candeger. Evet, ee, evet, e, Twitch'te şöyle. de Lunizim ben, Luniz 250 Luniz benim arkadaşlar. Luniz. Senin... Okay. Arkadaşlar biliyordur belki. Candeger attık abi. Eyvallah. Evet abi mayış mayış. Şimdi Danimarka dediğin için zaten mayışı ben çok şey yapmak istemiyorum ya. Yani moralimiz evet. bozulacak. Kötü kötü olacağız burada. Eyvallah. Yani Danimarka'da e, balık satsan zaten mayış güzel ama sen bir de balık satmıyorsun. Söyle Abi ben Tür Türkiye'yi söyleyeyim size. Ee, i̇yi bir dediğim gibi en kıymetli eset en kıymetli şey şu anda bugün veri. Veriyi koruyan bir adam eğer işinde iyiyse. Türkiye'de şu anda benim benim kalibremde arkadaşlarımı bildiğim. 15'ten başlıyor, 25'e kadar yolu var. Aldıkları net maaştan konuşuyorum size. Ee, oh. Bu da hani e, 9 tane falan filan e, şey, hani 9-10 senelik tecrübeli adamlardan bahsediyorum. Yeni tecrübeli, yeni başlayan bir adam da 9'dan açar kapıyı diye düşünüyorum. Danimarka'ya gelirsen film kopuyor. Burada A -a. E, girmeyelim hiç oraya. A -a. Hiç girmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> girmeyelim oraya yani. Orada film kopuyor abi. Abi bir soru geldi. 6-7 hanelere falan çıkabilir. Evet, tavsiye ettiğim bir antivirüs programı var mı? Ben kullanmayı bırakalı 10 yıl oldu antivirüs programlarını. Abi antivirüs E şimdi sen eğer sistemini biliyorsan soruyu sorana cevap veriyorum sana değil Ahmet. Eee sistemini biliyorsan şeye eee kendini biliyorsan kullanmana gerek yok ama... Bilmiyorsan, ama bilmiyorsan ben bir tavsiye yapayım mı? Yardır. İyi mi kötü mü sen söyle. Yardır abi estağfurullah. Ben Kaspersky seviyorum abi. Ben de bayılırım şahsen. Tamam. Şu anki kullandığım bilgisayarımda Kaspersky var. Çok güzel. Kaspersky. Ama değil bu ev için e arkadaşlar. E evet. Ev için e konuşuyorum sevgili kardeşim. Yani ben e enterprise ortamlarda kesinlikle işte Bitdefender, Kaspersky, işte efendime söyleyeyim böyle e eskiden aklıma gelmiyor. Şimdi böyle bir şeylerle kesinlikle girmem. Enterprise ortamda Microsoft, McAfee, Symantec, ondan sonra ee, şeylere girer mutlaka yani enterprise support alabileceğiniz şeylere girmeniz lazım. Efekt tabii. Ee, anlaşmalara girmeniz lazım. Yani bu işi meslek olarak yaptığınız anda vereceğiniz tavsiyeler değişiyor ama evinde kullanan gamer bir adam için benim söyleyeceğim hangisi ucuzsa çok ucuz olmamak kaydıyla unutmayın. Eğer bir şey bedava ise product sizsiniz. Evet. Evet. Bunu unutmayın. Verilerinizi de çaldırmayın. Evet. Aa, en önemli şey o. Benim verim ne işe yarar demeyin. Yarar. Çok net bir şey söyleyeceğim. Cambridge Analytica Trump seçimlerinde 5000 farklı profil çıkartarak Amerika'daki her citizen'ın, her vatandaşın, vatandaşın karakter tahlilini yapabilir, tahmin edebilir hale Ve geldiler. Ve buna özel olarak farklı içerikler gösterdi hepsine. Aynen. Hı. 5000 kişiyle abi, 5000 profille yaptılar bunu. Siz bir profilin support'u olursunuz. Ondan sonra sizin yüzünüzde insanlar seçim kazanır. İşte ben Mutlaka. geçen gün bir tane Face App'ine çıktı yaşlandırma muhabbeti. Evet, 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 evet. Bu, Aa, Rus, bu Ruslarınmış. Şey ben dedim ki arkadaşlar ben yüzümü yaşlandırmak istemiyorum. Amerikalılar'a zaten e, sosyal medyada vermediğimiz bilgi kalmadı. Bari Ruslara vermeyeyim diye bakıyorum olaya dedim. Gerizekalı kendine müzisyen. <laughs> benim resmimi oraya koymuş. Şimdi Ruslar abi, da benim resmimin ne işi var abi? <laughs> aynen, aynen. Mesela şey var. E, görmüşsündür deepfake'i. Hı -hı. E, bu resim veya ismin üzerine şey yapıyorlar. İstedikleri gibi konuşturuyorlar. Herkes abi el çırpıyor buna. Uuu süper harika yani falan. Ne falan olacak falan. şimdi Bilmiyorum, ondan ileride? Ben size net bir şey söyleyeceğim abi. 5 sene sonra normalde size e-mail geliyor. Scam e falan geliyor biliyorsunuz. Spamler falan geliyor. Aa bu boktan bir İngilizceyle dandik bir Türkçeyle yazılmış. Ben buna tıklamayayım İngilizce falan filan ya diyor, diyorsunuz ya abi. Aynen. Aynen. Ondan sonra şimdi ben size söyleyeyim. Bundan 5 sene sonra telefonunuz çalacak. Selam diyecek dostum ben Ahmet Cahreyn. Ee, seni bu akşam yayına almak istiyorum yalnız bunun için e, bana Discord şifren lazım veya işte Steam şifreni verir misin? Oradan ekleyeceğim falan. Bu akşamki konuşmanda bekliyorum seni falan diyecek. Aha tabii falan diyeceksin sen böyle yudur budur bilmem ne konuşacaksın. O da karşıdaki de aynen sana cevap verecek. Bu senin annen sana Netflix şifresini sorabilir. Banka şifreni baban sorabilir. Bu fark etmez. Kişileri önemsemeyin. önemsemeyin. Yapması gereken saldırganın sadece şu senin gidecek girecek herhangi bir insanın e, videosundan 3 saniyelik bir sesini alacak, 10 saniyelik en fazla sesini alacak ve voice cloning denen bir metotla istediği gibi konuşturacak. Ya da Bu benim çıkaracak abi o da olabilir. Aynen, aynen, aynen abi tercih meselesi diyeyim ya ona bir şey diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Anladım abi süper. Evet. Yani şu, şu, şu anki dönüşüm bu. Yani artık böyle dandik, uyduruk, basit, anlaşılabilir falan değil ama machine learning dediğim, machine learning ve işte e, artificial intelligence'ın geldiği nokta Korkutucu seviyelerde yani. O yüzden e, böyle bir durum var, ciddi bir durum var yani. Evet, yani bir de bu hacklenme dediği gibi e, bu antivirüs muhabbetleri falan filan hani şey programlarını biliyorsundur, Atlassian programlarını biliyorsundur. Tabii, tabii tabii ki. Şirketler kullanır Atlassian'ları. Atlassian nedir Hı -hı. bilmeyenler için işte onların böyle programları var, Jira confluence falan mesela şirket içi sosyal medya kuruyorlar bildiğin. O sosyal medya olur. CRM de olur. Ha, Her olur. şeyde kullanılıyor. Mesela o sosyal medyada sen ya da KYC New York customer. Yani o sosyal medyada mesela projeler falan tartışılır. Oradan hacklenen şirket gördüm ben yani. Neler neler var. Girmeyin normal. Ee... Yani toparlayalım mı? Toparlayalım hayatım. Evet. Okay. evet. Buyurun. Yukarıdan Top yukarıdan yumruk geldi abi ona hayır diyemiyorum. Eyvallah eyvallah çok, abi. Çok yani, muhabbet çok güzeldir. Girmedim ama. Tamam. Ben çıkayım o zaman. E yok e, <laughs> teşekkür ediyoruz <laughs> abi sana. E, 13 yaşında bu kadar bilgi 13 yaşında bu kadar ilerlemiştik. Nereden baksan <laughs> etkiledi bizi. Estağfurullah. Estağfurullah. E, Danimarka'daki <laughs> mutlu hayatında sana başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Hep beraber inşallah daha güzel vakit geçiririz. Eyvallah görüşmek üzere abi. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. İyiinle.